beraber inşallah bugün tanışalım. Tam o zaman gelmeyi davet edeceğiz. Şu anda Gelecek Parti olarak 18 tane ekibi tüm Türkiye çapında yola çıkardık. Efendim, bütün illerimizi ziyaret ediyoruz. Bizim bölgemizde biraz da şey olduğu için bugün Nevşehir var, yarın inşallah Niğde, ardından Aksaray. Bayram sonrasında Kayseri ve Yozgat'ı ziyaret edeceğiz. Bizim grubumuzun alanı, bölgesi bu olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılda ben de ziyaret etmiştim. İnşallah biz hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza daha yakın diyalog kurmak, onlarla hasbihal etmek, onların dertlerini dinlemek, kendimizi de anlatmak isteriz tabii sorularımız ama daha çok sizi dinlemek, tamamını dinlemek, memleketin buradaki meselelerini uyarıp geliştirmek adına buradayız. Tabii özellikle basınla birlikte olmak çok şey davranıyor çünkü basın kentin nabzını elinde tutuyor. Ne olup bittiğini görüyor, ihtiyaçları görüyor. Bu bakımdan tabii ki basın dördüncü kuvvetlenir. Yani yasama, yürütme, yargıdan sonra basını dördüncü kuvvet olarak kabul edilir. Bu bakımdan özellikle sivil toplumun, sivil anayasanın, sivil siyasetin gelişmesi bakımından da basın son derece önemli. Çok ciddi dengeleme ve denetleme görevi yapıyor. Kamuoyu oluşturuyor. Dolayısıyla sadece aslında iktidarların değil, muhalefetin de iyi işler üretmesi ve vatandaşa karşı, sorunlara karşı bir çözüm üretmesine de ciddi manada gözlemcilik yapıyor. Ben bundan dolayı sizlere de kolaylıklar diliyorum. Menşe'de gazete cemiyeti var mı? Var. Üç tane. Üç tane mi? Hatta dört tane. Maşallah. Yani hayırlı olsun. Beni hariç, ben özgürüm. Kolay gelsin. Ben de şöyle kendimi tanıtmak. Beşinci yani. Siz beşinci. Ben şeyler istiyorum. Şeyler istiyorum. Son dönemde biraz yok ama denge. Kesinlikle. Üç günlüğe karşıyım ben. Denge var. Amin. Ben Ahmet Çöp'ten gelip Excel Türksel aktarıyorum bunu görüşürüm esasında. Makine daha önce makine konuşacağım da konuşacaksınız. Ondan sonra sanat kolumuz vardı. İki kitap yazmıştım. Şimdi işte yurt dışına gittim. Japonya'da 3 sene kaldım. İngiltere, İtalya, Avustralya, Malta, 22 ülkede ders verdim. Bu arada okullarla, insanlarla büyük iletişim halindeyiz. Oradaki şeyleri öğrenmiş oluyoruz. İnsanların neyi nasıl yaptıklarını, nasıl başarılı, medeniyeti nasıl oluşturabildiğini. Biz şu anda mesela bir medeniyet oluşturamadık son zamanlarda. Ülkemize de hissettiriyor. Burada da yaşayabilmek için Gelecek Partisi önemli. İnşallah buraya katkı verecek. Yoğunlaştırır. Halkımıza yeni bir yolları dökecek. Aslında ilgimi çok seven biridir. Yani ona bir türlü ilgim ve yerleşim ettiğim çağda olmamış, mutlu olmamış. Bir fareye bir şey kabul edebilirsin yani. Çok seviyor çünkü bölgeyi. Bir sanatçı olmanın hassasiyeti ile bakıyoruz tabii. Ahmet abi sanatınızdan bahsetmek ister misiniz? Geleneksel. Evlatesim, kağıt, minyatür, heykelde çalışıyor. Biz mesela İnsanlara yeni bir yol mu? Yeni bir bugün yaşadığımız zamanı gelecek nesillere aktarmanın yolu esasında. BBC'den sanat nedir demişti. Valla size sanatın ne olduğunu anlatamam ama şöyle bir
karanlık bir yolda gidiyorsanız, mesela içinde bir ürperte geliyor, kimisi sık çalıyor, kimisi şarkı söylüyor, kimisi dua atıyor. Uzaktan bir ışık gördüğünüz zaman onu ulaşma çabasıyla adımlarınızı kısalıyor. İşte ön yargıların ve kamplaşmaların hüküm sürdüğü bu dönemde ateş böceğinin yıldızı kadar umut olabilmek. Güzel tanım. Selam'da bir başkan buyurun. Öncelikle Beşehir'de ben olmaktan dolayı ifade ediyorum. Daha önce geldiğim ama gelmeye doymadığım aslında sürekli yine gidelim diye bir fırsat bulup kovaladığımız güzel şehirlerimizden bir tanesi. Şehir demek bile aslında belki de küçültmek oluyor. Yani şehrin daha ötesinde bir ruhu olduğunu görüyoruz. Havaalanının limanı itibariyle olduğunu hissettim. Bizden çok mutluyum. Bir sizler kirelerimizin de biz tabii partimizi kurduk diye 3 sene oldu ve çalışmalarımıza başladık. Ülkenin geldiği bir durumda artık bir şey böyle gitmeyeceği kadar ülkelerde hasıl olduğu için genel başkanı Sayın Aslı'nın konuyla birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor, yola çıkmamız gerekiyor ve bütün ülkenin artık insanların sesi olmamız gerekiyor. Yola çıkmamız. Mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz, emek veriyoruz ve bunların hepsini de gerçekten belli planlarla, politikalarla ve stratejilerle yapıyoruz. Hiçbir şeyimiz, yani hocamızın belki de süreçten olması, aynı zamanda kültürlü olması, çok ciddi bir yere tutanlığı tecrübesine sahip olması bizim için çok büyük avantaj sağlıyor. Nasıl avantaj sağlıyor? Biz böyle hani akşam ya da sabah ne yapacağına karar veren bir ekip değiliz. Günlerce kafa yoruyoruz. Bütün sorunları işin ehli insanlarla birlikte masaya yazıyoruz. Projelerimizi yapıyoruz. Bu projelerle ilgili aslında yaptığımız muhalefette sadece bu yanlış değil ve bu yaptığımız yanlış, bunun doğrusudur, bu iş böyle yapılır şeklinde muhalefet yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da pek çok politikayı da üretmiş bulunuyoruz. Daha önce de sürekli olarak aslında Türkiye'nin her yerinde aktif olmamıza ve genel merkez olarak üzerimizi ziyaret etmemize rağmen bu dönem özel bir çalışma yaptık. Tercih ettik. Bayramlar önce genel merkez olarak tüm Türkiye'yi taramak istedik. Yani şu anda aslında bu hafta tüm Türkiye'de, tüm illerimizde, tüm ilçelerimizde genel merkez teşkilatımız, kurucularımızdan yönetim kurulu üyelerimize, parti başkanlık kurulundan politika izleme kurulu üyelerimize kadar herkes hep birlikte ziyaretler yapıyorlar. Orada yerel medyalarımızda geliyoruz, ticaret odalarından, yodaları, esnaf odaları gibi önemli gördüğümüz ve kanal güzellerini ziyaret ediyoruz. Yine sahaya ineceğiz. İnşallah teşkilatlarımızla, esnaflarımızla, aslında seçmenimizle, vatandaşımızla, bizim gibi derdi olan insanlarla dertleşmek istiyoruz. Çünkü eğer bir yola çıktıysanız, biz bu ülkenin sorunlarını çözmek istiyoruz diyorsanız, böyle yukarıdan insanlara bakarak ya da kapalı kapılar ardından sorunlara bakıp olamazsınız. Sorunları çözmeniz için içinde olmamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapıyoruz. Onun için bugün burada hem Nevşehir halkını dinlemek, Nevşehir halkını bildiğimiz bilmediğimiz sorunlara bağlı olarak onları da dinlemek ve bunlarla ilgili çözüm yeri bilmek adına notlarımızı almak için, sizleri dinlemek için, sizlerin bize sunacağınız tavsiyeleri dinlemek için, yönlendirmeleri, gerekirse eleştirileri her anlamda neticede katkı sunmanızı arzettiğiniz için dinleriz. Ben Nevşehir Başkanı'nı davet ettiğim için hem de sizlere gerçekten değer verip önemsiz geldiği için teşekkür ediyorum. Biz tabii kendimizi çok anlatabiliriz ama belki konumuzu anlatabiliriz, çok güzel. Ama sizler, sorular vardır bizimle ilgili, partimizle ilgili, genel başkanımızla veya siyasetimizden ilgili. Onları da sorarsınız, biz de bizim yetkilerimizi özgürlüğüne cevap vermeye çalışalım. Evet, benim hocam buyurun. Büyüksün Kıdem. Teşekkür ederim. Tabii Kıdem olarak. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Kapadokya'ya gideyim ben, Nevşehir'e gideyim. Çünkü bu anlamda biraz bir tartışmanın da belki ortasında oldunuz. Kapadokya dediğimiz zaman işte merkez neresi, şeyi çok yapıldı. Biz de yaşıyoruz, Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'dir. Bütün iller bir anlamda sahip çıkar buna. En doğal hakları Kayseri'de biziz diyor, Hilde'de biziz diyor. Gayet doğal ama tarihçe şerhi var ki Kapadokya'nın merkezi Nevşehir. Onun için hoş geldiniz diyorum birlikte. Yolunuzda da başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ben evet oraya gireceğim. Ben haberinkalemi.com ulusal sitenin Nevşehir temsilcisiyim. Aynı zamanda Nevşehir gazeteci vereceğim bir temsilcisiyim.
Şimdi ismim Oğuz Özden. Öncelikle belki yanlış bir soru buradan geliyor ama ben biraz düzeltelim diyeyim. Yani siz AK Parti kökeninden geliyorsunuz. O camiadan ayrıldınız. Evet. Hani hep soruluyor. Birçok hatayı tespit ederek bu yoldasınız bugün AK Parti içerisindeki. Niye bunun zamanında karşı çıkmadınız gibi aslında yanlış bir soru bu. Ama ben şöyle düzelterek diyeyim bunu. Şu anda görmüş olduğunuz en temel eksik ya da karşı çıktığınız en temel nokta nedir? Oradan bakacağım. Şu anda desteklediğiniz bir tane nokta var mı? Doğru tuttuğunuz yapılan bir şey var mı? Ya da ben bunu mu güncellesem acaba? Yani çünkü çok iyi yapalım. Sinirsiniz. Gerçekten yapılan hataların da sizce gelmesi, birikmesi, yapılan aslında belki de doğru yataşları üstü bölümünü etkilemesiyle şu anda yani içinden çıkılmaz bir durum var. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi belki ülkede adaletin olmaması ama bir diğer sebep de liyakatın olmaması. Yani kişinin bile verilmemesi aslında en büyük hata. Çünkü işe evine vermediğiniz zaman kişinin bunu yapamayan, bilmeyen, müsaade sizin kadınınız olacak bir yerde olan insanlar işte her alanda nereye gidiyorsunuz? Bunun başarısını yani liyakattan çok kısa daha kesinlikle öyle oldu ve bunu söylemekte bir his görmedik. Onlar bunu söylemekte bir his görmedikleri için biz de şu an bu hatayı söylemekte bir his görmedik. Açık açık söyler. Yani Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alındığı ve yerine mevcut sorun getirildiği gün bizzat kendi ağzından çıkan cümledir yani sadakat, sadakat, sadakat. Yani liyakat Erkop bile mantıklı. Ama sadakat neye göre sadakat, kime göre sadakat, neye sadakat? Yani kayıtsız şartsız bir şeye tabi olmayı ben de unutmuyorum. Biz hepimiz yetişmiş insanlarız. Türkiye'de ben şahsen İstanbul'da doğdum. Netice itibariyle bize büyüklerimiz aklımızı ve beynimizi kullanmayı öğrettiler. Bunu bilimle ve ilimle desteklediler. Bilimle desteklenmiş aklını kullanabilen, kendini ifade edilen insanların kendisine sunulan her şeyi kabul etmesi aklını kullanmadan olabilir. Aklını kullanmayan insanların da ben kendilerine faydası olmadığını, doğal olarak Türkiye'de faydası olamayacağını düşünüyorum. Biz AK Parti'den geçtik dediniz. Onunla ilgili belki yani açmakta fayda var. Tabii ki genel başkanımız AK Parti'de genel başkanlık yapmış. AK Parti'de iktidar döneminde başbakanlık yapmış. Dışişleri Bakanlığı yapmış. Kıymetli bir görev. Partimizin içerisinde daha önce AK Parti'de görev yapmış arkadaşlarımız olduğu gibi AK Parti'den farklı siyasi partilerde görev yapmış çok sayıda kurulmuş arkadaşımız var. Ayrıca daha önce hiç siyaset yapmamış arkadaşlarımız da var. Çok şükür ki 152 tane kurucumuz Türkiye'nin dört bir yanından ve Türkiye'nin gerçekten bütün renklerini taşıyan kurucu arkadaşlarımız var. Ve hepsi de şu anda kıymetli görevlerdeler. Yani parti kurucusu değil sadece hem yönetim kurulu üyeliği hem genel başkan yardımcılığı hem genel başkan danışmanlığı gibi önemli görevlerdeler. Çünkü AK Parti'den farklı olarak Gelecek Partisi'nde Sayın Ahmet Davutoğlu bizlerin hepimizi birikimlerine, değerlerine, eğitimlerine ve liyakatlerine göre görev verdiği ve bunları da her toplantıda istişare ederek herkesin uzmanlık alanına göre kendisine sorup onun fikrini alıp bu istişareyle karar verdiği için belki de biz biliyoruz. Çünkü ortak akılları kullanabiliyoruz. Türkiye genelinde ki konularla alakalı belki çok şey sorulabilir ama tabii şu anda Nevşehir'deyiz. Nevşehir'i konuşmak lazım biraz da. Mutlaka bir ön çalışma yapmışsınızdır Nevşehir'le alakalı. Görmüş olduğunuz en temel eksiklik nedir? Ya da nereden başlanacak Nevşehir'de herhangi bir ön seçim satı gündeme geldiğini? Ben önce müsaadenizle bir önceki soruya da birkaç şey söylemek isterim. Ben avukatım yani 30 yıllık avukatım ben. Çünkü tabii çok boşanmalar yaşadım ben hayatta. Efendim, tabii insanlar hemen bugün kavga edip ayrılmıyorlar. Bu bir uzun süreç gerektiriyor. Yani geçimsizlik artık taşınamayız hale geliyor. Problemler bir hali büyüyor. Belki ancak ondan sonra boşanma noktasına gidiyor. Ahmet Hoca biliyorsunuz kendi genel başkanlığı ilk seçimde Tayyip Bey sahadaydı. Aktif seçim çalışması yürüttü 7 Haziran'da.
Sanadaydı, 41'e düştü AK Parti'nin oyu. 7 Haziran'dan sonraki süreçte Tayyip Bey'in sahaya çıkmaması, bir cumhurbaşkanı olarak bir siyasi parti genel başkanlık meydanlarda seçim konuşması yapmasının halk tarafından iyi karşılanmadığı noktasında ikna edildi ve hatırlarsanız gazeteci olduğunuz kayıtlarınıza bakarsanız 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında Tayyip Bey çok fazla sahaya çıkmadı. Günde 10 kadar miting yaptığı halde bir dönem öncesinde. Ve ne oldu? Davutoğlu'nun genel başkanlığında %49,5 oyla yeniden iktidar oldu AK Parti. Tabii bu süreç Davutoğlu AK Parti'deki mevcut sıkıntıyı, yozlaşmayı, kirlenmeyi gördü ve tespit ettiği için bir genel başkan olarak buna önlem almak noktasında parti içinde bir yenileşme hareketi başladı. Parti kişilere göre değil, ne Tayyip Bey, tamam Tayyip Bey kurmuştur bu parti, AK Parti için söylüyorum. Önemli katkıları da olmuştur ama kurumlar partiler kişilere bağlı değildir. Allah vermesin, diyelim ki Tayyip Bey şu an vefat etse ne olacak? Turgut Özal vefat ettiğinde ana ne oldu? İşte rahmetli Erbakan vefat ettiğinde, rahmetli Türkeşik vefat ettiğinde, ya şu an MHP farklı bir şeye konuşma. CHP dışında Türkiye'de kurumsal parti maalesef yok. Dolayısıyla AK Parti'nin kurumsallaşması bakımından, kişilere bağlanmaması bakımından Davutoğlu bilgisiyle, tecrübesiyle, ihtiyaçlarıyla AK Parti'de kurumsallaşmaya önem veren bir çalışma yaptı. Ama bugün özellikle ifşalarla ortaya da çıktığı üzere AK Parti'den kirlenmiş, nemalanan, onun o devlet imkanlarından istifade etmek isteyen insanlar, orada bu şekilde örgütlenmiş insanlar, Davutoğlu'nun bu yenileşme ve kurumsallaşma çabasından son derece rahatsız oldular. Mesela siyasette etik yasası dedi. Tayyip Bey dedi ki, ilçe başkanını bile bulamazsın diye. Efendim, imar ranzının dedi, halka döndürülmesi dedi. Buna İstanbul başta olmak üzere bir sürü ekip karşı çıktı. Efendim, başka ne vardı? Demokratikleşme konusunda ciddi adımları vardı. Türkiye'nin demokratikleşme, kutuplaşmanın önlenmesi bakımından çabaları vardı. Bunlara karşı çıkıldı ve bir taraftan da partiyi ele geçiriyor, sizi yok edecek, yerinize göz koydu gibi iddialarla Sayın Ahmet Davutoğlu'nun altını kazmaya, kuyusunu kazmaya, ayaklarını çelmeye çalıştı. Bunun en yakınlarından kim yaptı? Mesela Süleyman Soylu bir dakika önce televizyonda çıktı, 5-6 arkadaşımla bizzat ben uğraştım dedi. Yani örnek olsun diye söylüyorum, Ali Babacan hani Abdullah Gül'ün adaylarını destekledim diye onu nasıl aforoz etti, herkes saldırdı AK Parti'deyken nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Ama kimse Süleyman Soylu'ya kendi genel başkanının altını boşaltmak, ayağını kaydırmak için niye böyle bir çalışma yaptın diye kimse sormuyor. Veya soruyu da duyulmuyor. Soruyu da duyulmuyor. Sorudan hiçbir sorunun cevabını vermediği için ona kimse vermiyor tabii. Dolayısıyla tabii bugün hakikaten çok daha ortaya çıktığı üzere AK Parti gerçekten rayından çıkmıştı. Başlangıcı kodlarından uzaklaşmıştı. Müthiş bir siyasi kavga başlatıldı. Sayın Davutoğlu da ben dünyalık hiçbir makam için ülkenin başını belaya sokamam. Yani ülkede hendekler vardı, barikatlar vardı, Güneydoğu terör aldı başını gidiyordu. Ne yaptı? Partide bir parçalanma, devlet içinde bir parçalanma olmamak zorundayım. Dünyalık bütün makamlarının tersiyle iterim dedi. Değil mi? Evet. Ve itti. Kim başbakanlığı bırakırdı? Yani şimdi Davutoğlu başbakanlığı boynunu eğseydi, bu yanlışlar evet deseydi, Binali Yıldırım'dan eminim ki çok daha iyi bir başbakanlık yapabilirdi. En azından şimdi belki de Cumhurbaşkan yardımcısıydı. Ama memleketin geleceği için, vatanın istikbali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını gerçekten ifade etti ve bunu da icraatıyla ortaya koydu ve bıraktı. Ama eleştirisine devam etti. Yanlışları söylemeye devam etti. Azımsızlık o boyuta geldi ki Davutoğlu ve yakın arkadaşları partiden ihraç ettirebilir. İhraç için disipline verildi. Ne oldu Davutoğlu'da? Ben kendi partime bir ihraç ayıbı yapışmaması için arkadaşlarımla beraber istifa ediyorum dedi. Disipline verilenlerle. Peki şimdi istifada biraz geç kalmak mı size? Nasıl? İstifada biraz geç kalmak mı size? Geç kalma şöyle, aynen onu söyleyeceğim. Yani onu da değil mi ilk cümlede? İnsanlar hemen boşanmaz.
huzursuzluk başlar, uyumsuzluk başlar, çatışma başlar, sürer. Bir noktaya gelince ancak insanlar yolunu ayırır. Dedim ya, ilk kavgada hemen insanlar yolunu ayırmaz. Ahmet Davutoğlu ihraç edilene kadar, 22 Nisan 2019 manifestosuna kadar AK Parti içinde kalıp yanlışlara işaret etme, yanlışları düzeltme konusunda çok büyük fedakarlık etti, gayret etti, mücadele verdi. Ama o kadar büyük rahatsızlık meydana getirdi ki mevcut kadro içerisinde ihraç ettiler. O da istifa etti. Şimdi sizin de, benim de, Habibe Hanım'ın da, Ömer Başkanım'ın da, hepimizin siyaset yapma hakkı var mı anayasal olarak, biz vatandaş değil miyiz? Yani Davutoğlu da ihraç edilmiş, istifa etmiş, bir siyaset yasağı mı var? Herkes gibi, hepimizin gibi aday olma, parti kurma, siyaset yapma hakkı hepimizin var. Ama ilkelere sadakat noktasından bakılıyorsa, Davutoğlu bütün ömrü boyunca sadece 2002'de, 2001'de AK Parti kurulurken ortaya konan değerler üzerinden değil. Bütün ömrü boyunca hepimizin tabi olduğu, bu memleketin geleceği için, bu memleketin yarınları için tabi olduğumuz bütün ideallere biz tabiyiz, ona saygılıyız, ondan asla ödün vermedik ve vermeyeceğiz. Ne dedi Ahmet Hoca? Ben onun ailesine hürmet ederim dedi. Değil mi? Hala da o hürmetini devam ettiriyor. Ama bu hürmeti ihanetle eşleştirip başka manaya kimsenin çekmeye hakkı yok. Yok ihanet ettiniz, yok davayı sattınız. Kimsenin kimse sattığı yok. Asıl davayı satanlar, asıl davayı satanlar Sedat Peker'in ifşaatlarıyla ortada. Onlar onun hesabını vermek zorundalar. Bu memleketin gerçek sahipleri de sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Türkü, her türlü etnik ve dini kökenden insanlar bir araya gelip bu ülkenin kaderine sahip çıkmak zorundadır. Ben şahsen kendim için söyleyeyim. Ben bugün Türkiye'de siyaseti bir mecburiyet olarak görüyorum. Önce kendi hak ve özgürlüklerim için. Böyle bir korku ikliminde yaşamak istemiyorum. Böyle bir hukukçuyum. Böyle bir adaletsiz toplumda yaşamak istemiyorum. Refahın adil paylaşılmadığı, garibin garip kaldığı, gurebanın gurebe kaldığı ama insanların trilyonluk servetlerinin güç kuvvet yetiremediği bir ülkede yaşamak istemiyorum. Bizim alın terimizin, emeğimizin, bu Nevşehir'de yetişen patatesin, üzümün, elmanın, kayısının hakkı neyse çiftçinin onurlu bir şekilde yaşayacağı bir hayatı, işçinin onurlu bir şekilde yaşayacağı bir hayatı, memurun onurlu bir şekilde yaşayacağı hayatı, bütün kesimlerin, esnafın onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir hayatı biz Türkiye'de kurabiliriz. Bakın Sayın Eski Başbakan'ın sadece Hollanda'daki mal varlığı 26 milyar dolar. Bu 26 milyar dolar. Önce bunun hesabını vermeniz. Kendilerinin Türkiye içinde, yurt dışında biriktirmiş oldukları malların, mülklerin, servetlerin önce herkes onun hesabını vermeli. Sonra bu gariban vatandaşa gelip de karşısına çıkıp kendi kazançlarıyla vatandaşın kazancını küçük esnafa veren 3-5 kuruş yardıma abartarak değil, gerçekten onu onurlu bir şekilde şu pandemi sürecini atlatacak şekilde yaşamasına imkan tanıması gerekir. Bu ülkenin 128 milyar dolarının hesabı verilmeli. Açık söyleyeyim, bunun 60 milyar doların yabancı yatırımcı Türkiye'ye güvenemediği için aldı kaçtı parayı. Kaç liradan? 6 liradan. 6 liradan eski Maliye Bakanı onlara dedi ki Türkiye'ye güvenin dedi, garantisi benim dedi, istediğin parayı vereceğim dedi. Dolar 8 lirayken 6 liradan onlara dolar sattı. Ama geri kalan 68 milyar dolar nerede satıldı? Türkiye'de satıldı arkadaşlar. Çarşamba pazarında satılmıyor bu dolar. Merkez Bankası'ndan satılıyor, Ziraat Bankası'ndan satılıyor, Halk Bankası'ndan, Vakıf Bankası'ndan, yasal değil o kısmı ama sadece Merkez Bankası'ndan satılabilirken Ziraat, Halk ve Vakıf Bank üzerinden bir sentin kime satıldığı bellidir, açıklayın. Kime 6 liradan dolar sattığınızda 9 liradan bozdurdu, 8,5 liradan, euroyu 10,5 liradan bozdurdu, açıklayın. Bu memlekette 128 milyar doların hesabını sorsun. Bakın pandemi geldi çattı, fakir fukara ki burada adamlarız. Hiçbir şey yapamadık. Özür diliyorum. Yani dünyanın ülke hakikaten çok büyük imkanlara sahip. Ülkemiz gerçekten üretiyor. Çalışkan insanlarız. Çok memleketimize bağlıyız. Seviyoruz. Seven insanlarız. Fedakarlığımızın hiçbir sınırı yok. Ama bizim fedakarlığımızın başkalarına sermaye olarak aktarılması. Bakın 5 tane firma. 5 tane büyük firma
her türlü işlem yapılıyor. Onların köprüleri, onların otoyolları, onların havalanları hiç zarar etmiyor. Tıkır 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 para topluyorlar. Pandemi sürecinde 200 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para bastı arkadaşlar. Bu paranın 36 milyar lirası işte pandemi sebepleriyle vatandaşa dağıtıldı. Kredi olarak büyük çoğunluğu sadece 16 milyarı hibe dağıtıldı. 20 milyarı kredi olarak verildi. Geri kalan 160 milyar arkadaşlar o 5 milyar aydın parası ödedi. Buradaki vatandaş, gariban insanlar bir sürü işçi çalıştırıyor. Emeğiyle uğraşıyor. Küçük esnaf, işletmeci, turizmci battı mahvoldu. Ama birileri servetine servet katmaya devam ediyor. Bunun için siyaset Türkiye'de arkadaşlar bir mecburiyettir. Kendimiz için, çocuklarımız için, kendi coğrafyamız, ülkemiz için siyaset yapmak zorunluluğu vardır. Teşekkür ederim sorunuzu. Rica ederim. Hikayesel bir çokodok yapası. Tezleriz anı da yapmayalım. Memleketimize hoş geldiniz. Nezaket gösterip hidayetimize geldiğiniz için teşekkürler. Siyasette de, kurucu yolda da başarılar diliyorum. Ortanın sağında mı, solunda mı yer alacaksınız? Bir de Cumhurbaşkanlığı sistemi mi, parlamenter sistemi? Teşekkürler. Bir de merkez sağ var tabii. Biraz da hukukla alakalı. İkisi de değil önce. Yani onu açıklasın ile başkanı. Yani muhafaza temelden geldiği için o anlamda söyledim. Yani muhafaza karar bir parti belki de ama muhafazakar yani, temelden geldiğimiz derken ben mesela üniversiteye başörtüsüyle başlamış birisiyim. Ama siyasal İslam'dan artık bu milletin bıktığını ve bundan haz etmediğini de görüyoruz. Ve aslında sadece siyaset yapıyoruz. Ya illa bir tarafı mı olması gerekiyor ortamında? Parlamenter sistemi ben aslında söylemiştim. Parlamenter sistem değil efendim. Cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Biz yeni bir sistem hazırlıyoruz. Bizim yine kurucularımızın, daha doğrusu genel başkan yardımcısı, Serap Yazıcı profesörü. Yeni bir sistem arıyorsunuz. Evet, anayasa profesörü. Ve onunla birlikte bir ekibin hazırladığı bir sistemimiz var. Bunu öncelikle bütün diğer siyasi partileri ziyaret ederek onlara da anlattık. Ve aslında kamuoyunda duyduğumuz, ilk bizim çıkarttığımız, ilk bizim hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani bizim hazırladığımız bir sistem bu. Çünkü biz şu anda aslında ülkenin geldiği durumu, yapılan hataların bu çok ciddi anlamda artık hani çözülemeyecek sorunlar ve sorunların da keşmekeşe doğru devam etmesinin sebeplerinden bir tanesinin de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu kanaatindeyiz. Bunun çok net örneklerini de tabii uzun uzun anlatabiliriz, verebiliriz. Onun için ikisi de değil, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Mutlaka buna dönülmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde artık Türkiye'nin ne gidecek, ne kalsın, ne dayanacak gücü kalsın diye düşünüyoruz. Ve Milan Bey'e başladığımız hiç olduğunu söylediği için sistemle ilgili de belki birkaç... Sanki bu çalışmaları da... Evet, yani ben o yüzden sadece ismini elimden söylemiş olabilirim. Bir şey söyledim. Ben öncelikle şunu da ifade edeyim. Tabii ki. Aslında sizlerin söylemediğiniz aslında adalet politikaları başkanımız. Ali Erdem Bey. Çünkü bizim politika izleme kurullarımız var. Deminden bahsediyoruz. İşte onun için bizim aslında bütün bakanlıkların hepsinin temsil edildiği partimizde gölge kabine dediğimiz ama işin ehline verildiği birimlerden oluşan her bakanlığın çalışmalarını takip eden bu konuda uzman arkadaşlardan oluşan başkanlıklarımız var. Ali Başkanımız aynı zamanda politika izleme kurullarında adalet politikaları izleme kurulu başkanımız. Bu çalışmaları tabii ki diğer alanlardan bir tanesi. Şunu özellikle ifade edeyim. Ben muhafazakar bir insanım. Kendimi milliyetçi ve dindar bir tanıyorum. Ama bu değerler üzerinden siyaset yapılmasını büyük sıkıntılarını yaşıyoruz filan. Bu değerler üzerinden siyaset yapılmaması gerekiyor. Bu ülkede... Türkiye'nin yani bir sorun değil mi? Tabii ki. Bu ülkede benim gibi yaşamayan, benim gibi inanmayan, benim gibi olaya bakmayan insanlar var. Farklı etnik ve dini kökenden çok sayıda insan var. Farklı ideolojik kesimlerden çok sayıda insan var. Yani ülkeyi karpuz gibi yarıya bölüp de bir kısmını bizden, bir kısmını ötekileştiren, düşmanlaştıran anlayış maalesef toplumda müthiş bir kin ve düşmanlık form etmiştir. Dolayısıyla biz bir siyasi partiyiz. Vatandaşın aş, iş, ekmek ve özgürlük derdine çare olmak için yola çıktık. Cennetine, cehennemine tabi olmak değil. Çok net ifade edelim. Ben muhafazakar bir insan olabilirim. Ahmet Davutoğlu muhafazakar bir insandır. Bunu da gizlemez. İnançlı bir insandır. Ama siyasetimizin kodları özgürlükçü, liberal, hukukçu, herkesi kucaklayan, herkesin kendisini ifade edebildiği
gerçekten tam demokratik bir siyaset alanıdır. Dolayısıyla biz yelpazenin sağ mı sol mu değil, yelpazenin mümkün olan hem merkezinde olup hem de en ucundan, en soldan, en sağına kadar herkesi kucaklamaya çalışan bir partiyiz. Bizim partimizde Ermeni kurucu var, Yahudi kurucu var, efendim Rum kurucu var, efendim Alevi, Sünni, efendim Çerkez, Kürt, Türk, yani milliyetçiden, yani mesela bizim Selçuk Bey'le eski cezaevi arkadaşı 12 Eylül döneminde komünist arkadaşlar aynı partide siyaset yapıyor. O bakımdan herkesin inancı, düşüncesi, yaşam tarzı kendisine aittir. Biz ona saygı gösteririz. Ama kendi ideolojilerimiz üzerinden bir siyaset yapmayı doğru bulmuyoruz. Türkiye çok çekti ama özellikle 19 yıldır çok fena çekiyor bu işten. O bakımdan davaları, partileri dava haline getirip kutsallaştırmadan. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Partiyi dava haline getirip kutsallaştırdığınızda bir sürü herzeyi içselleştiriyorsunuz. Görmezden geliyorsun. İşte bütün bunlara karşı duruş sebebiyle yeni bir siyasi hareket başlatın. Gelecek Partisi olarak biz burada devam ediyoruz arkadaşlarla beraber. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kısa bir ifade edeyim. Arkadaşlar çok iyi gazeteciler, sizler çok iyi hatırlıyorsun. Hala sosyal medyada devamı dönüyor. Verin şu kardeşinize Cumhurbaşkanlığı yetkisini. Dolara nasıl mücadele ediyormuş göstereceğiz demişlerdi. Dolar kaç liraydı? 4 liraydı. Ekonomi nasıl şahlanıyormuş göstereceğiz diyorlardı. Ne oldu? İşsizlik %35. Efendim genç işsizlik, bakın gençlerimiz daha, ben avukatım. Geçen bir stajyerim geldi, ofiste açmış ama diyor ki ilk fırsat bulursam da yurt dışına gidip orada yaşayacağım. Bir avukatlık falan önemli değil. Gençlerimizin maalesef %78'i şu an yurt dışında yaşamaya çalışıyor arkadaşlar. Avukatların, bütün avukatların tamamını söylüyorum, %82'si geçim derdinde avukatların, bakın. Kendisi ağam olduğu için söylüyorum. Turizmci, esnaf, köylü, çiftçi, ben bir köylü çocuğuyum aynı zamanda, köylünün derdini de biliyorum. Efendim, şurada insanlar patatesi değil mi, kışın 1 liraya devlet aldı da ona şükretmek zorunda kaldık ya. Bu kadar mağdur, bu kadar perişan vaziyetteyiz. Şey genelgesi yayınlıyor Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta, tasarruf genelgesi, Cumhurbaşkanlığı İdari Maliye Dairesi onun hariç tutuyor. Evet. İlk önce tasarrufu siz kendinizden başlayacaksınız, bize örnek olacaksınız ki herkes tasarrufa yönelecek. Sen kendini ondan hariç tutar da itibardan tasarruf olmaz diye bir klişeler ortaya koyup savurganlığı, israfı toplumun her kesimine yayarsanız bu ülkede yatırımdan, tasarruftan, para biriktirmeden, geleceğe kaynak aktarmaktan bahsetmek mümkün olmaz. Önce kendimizden başlamak zorundayız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı kısa şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, eski parlamenter sisteme geri dönüş değil. Mutlaka oradan da güzel şeyler var, onlar da alınacak ama sorun şu, tek başlılık maalesef bugün Türkiye'yi öngörülemez, içinden çıkılamaz bir hale getiriyor. Sadece bizim bakımımızdan değil, bizim dış ilişkiler bakımımızdan da Türkiye en haklı davalarında bile, bakın Pakistan desteğini alamıyor. Katar'ın Azerbaycan desteğini alabilmenin faturasını ben söylememişsiniz, zaten biliyorsun. Yani Türkiye'nin büyük bedeller ödeyerek destek alabildiği birkaç ülke dışında dostumuz kaldı. En haklı olduğumuz Ege'de ve Doğu Akdeniz'de biz şu an masada yokuz. Azerbaycan'da bile, Karabağ'da bile masada yok. En sıcak konuyu söyleyeyim. Kuzey Suriye'ye 3-4 defa harekat yaptık. Hiçbir tanesine başarıya ulaşamadık. İlan ettiğimiz hedeflere varamadık. Kardeş, dost ülke dediğimiz, bize geçmişte yardımcı olan, destek veren, bizimle beraber uluslararası camiada birlikte hareket ettiğimiz ülkelerden şu an sadece Katar ve Azerbaycan'a da kerhen destek veriyorlar. Destekçimiz kalmadı. Halbuki Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğunda Türkiye 157 ülkenin desteğiyle Güvenlik Konseyi geçici üyeliği yapmıştı, hatırlarsınız. Nereden nereye geldik? Komşularımızla sıfır sorun diyorduk. Neredeyse sınırları kaldıracaktık. Güzel şeyler oluyordu. Tabii belki Suriye konusunda da sorulursa özellikle girmek lazım. Ama Arap Baharı, Türkiye'deki yanlış işler, emperyalist Batı'nın Suriye ve İran üzerindeki yanlış politikaları maalesef Orta Doğu'da farklı bir kanalda Arap Baharı sebebiyle farklı bir ülkeye dönüştü.
Bu konuda maalesef Türkiye şu an elbette komşularımızı kapı düşebilecek değil. Ama buna daha insani, daha sosyal dengeleri bozmayacak çözümler üretebilirdik ama maalesef Türkiye hala hamasetle yönetiliyor. Bu hamasetin sona erdirmesi bakımından güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz yasamanın yürütmeye karışmadığı, yürütmenin yasamaya karışmadığı, yargının, yargıya hele kimsenin karışmadığı. Bakın bugün Türkiye'deki en temel sorun adalettir. Bu adalet sistemini 4 yıl yönetmiş bir hemşerinin olarak söylüyorum. Bugün hakimlere, adliyelere yapılan baskı ülkenin en temel problemlerinden bir tanesidir. Bu ülkede adalet yoksa özgürlük yoktur. Ülkede adalet yoksa ekonomik kalkınma yoktur. Kardeşlik yoktur, barış huzur yoktur. Biz adaleti kaybettik. 15 Temmuz alçaklığı maalesef bizim devrimizi öyle bir döndürdü ki biz hala normalleşmedik. Normalleşmek de istemiyor aslında birileri. Çünkü onun üzerinden hala operasyonlar çekmeye devam ediyor. Toplumda 126 bin KHK'lı var memur 657'den. Hiçbir disiplin soruşturması geçirmemiş. Haklarında neredeyse büyük çoğunluğun dava açılmamış. Soruşturma açılmamış. Bir kurum kararıyla, kurum amirinin iradesiyle ihracına uygun görülmüş 126 bin insan. Bunun dışında sözleşme, özel proje bazlı çalışan yaklaşık 130 bin daha 650'ye tabi olmayıp da çalışan insan var. Onlar da ihraç edildi. Yaklaşık sayı 250 bin. Yani 250 bin insana sen ne yaptın, bu yapıyla irtibatın, iltisakın, üyeliğin var mı yok mu demeden birilerinin iftirasıyla, birinin kara çalmasıyla o insanları açlığa, susuzluğa, çoluk çocuğun rızkından mahrum ettik. Bakın biz diyoruz ki bir, gerçek doğru bir adil yargılama yapılmalı. Bugün mahkemelerin yaptığı yargılama adil bir yargılama değildir. Ceza hukukuna uygun yargılama yapılmıyor. İki, buradan beraat edenler. Bir, yargılamayı doğru yapın. İki, buradan beraat edenler. Hakkında hiç dava açılmayanlar, tartışmalı karar verilenler, ihraç edilenler derhal kamuya döndürülsün, görevlerini iade edilsin. He, kritik görevleri çalıştırma da, değil mi? Al, aşın ekmeğini temin edeceği daha başka bir görevde çalıştır ama onun onuruna oynama. Suç işlemiş kim varsa, kardeşin de olsa, 15 Temmuz'da eline silah almış, bu topluma, bu memlekete kurşun sıkmış, tankına, topuna, tüfeğine binmiş, bu memlekette işgal denemesi yapmış, her kim alçak varsa o da hak ettiği cezayı, hak ettiği kadar da çekmelidir. Onda da hiçbir şüphemiz yok, elhamdülillah. Ama masum insanları ayırmak mahkemenin görevidir, yargının görevidir. Maalesef yargıya yapılan baskı sebebiyle, sindirme sebebiyle hakimlerimiz bağımsız çalışamıyor. Dolayısıyla adalet çıkmıyor. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemde diğer soruyu getireceğiz. Bütçe denetlemeyi getireceğiz. Efendim soru sormayı getireceğiz. Güvensizlik oyu getireceğiz. Güzel bir şey geliyor mesela eskiden bağımsız farklı olarak. Muhalefet mevcut iktidarı devirecekse gidiyor Cumhurbaşkanı'na diyor ki ben diyor şu 360 kişiden yeni hükümet kurmak taahhüt ediyorum diyor. 360 imzalı dilekçeyle gidiyor. Hükümete gen soru veriyor. Dolayısıyla kurulacak hükümeti de garanti ediyor 360 kişi. Yeni hükümeti. En bariz farklardan bir tanesi bu. İşte gen soruydu vesaire eski anayasada olup da şimdi kalan şeyler yeniden getiriyoruz. Cumhurbaşkanı sembolik olacak. Cumhurbaşkanı partiler üstü olacak. Bir partinin genel başkanı olmayacak. Hükümet meclise, milletin vekillerine ve millete hesap verecek. Bütçeyi meclis yapacak. Bütçeyi yapmadığı zaman meclis ne olacak? Hükümet çalışamayacak. Şimdi bakın Kanal İstanbul'a gidiyor. Şu kadar fakirlik, fukaralık, ekolojik denge, İstanbul'un şartları hiçbirini tartışmıyorum. Ama ülkede para yok. İhaleye bile çıkmamışsınız. Yasa dışı bir şekilde kanal ihalesi yapıyorsunuz. Daha doğrusu ihale yapmıyorsunuz, bir müteahhide peşkeş veriyor. Peşkeş çekiyorsunuz. İhalesiz veriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin nesvesi olmuş. Dolayısıyla inşallah biz gelecek modelinde, gelecek adalet modelinde... Biz de inatında yapacağız. He, bir de tabii herkes hayır diyor. İstanbul hayır diyor, Türkiye hayır diyor. İnatına yapacağız diyor. Peki siz de önümüzdeki dönemde... Seçime gireceksiniz. İnşallah seçimler şansı olursa bu müteahhitlere ödenek kesilmesin. Şimdi bakın ha onu da gelelim. Çok güzel bir şey söyledi geçen. Söke söke alırlar diyor değil mi?
Ya be adam, sen kimin vekilisin diye soruyorum ben. Kim benden söke söke alıyor da sen beni onunla tehdit ediyorsun? Kimin parasını kimden alıyorsun? Kime veriyorsun? Niye sen bu anlaşmaları Londra Tahkim Mahkemesi, İstanbul'a Tahkim Merkezi kurdun? Niye Londra'ya götürüyorsun? Devlet olarak soruyorum sana. Bakın arkadaşlar, ben avukatım. Avukatım, bir söylemek zorundayım. Kural yanlış anlaşılmasın. Şimdi diyelim şu dükkanın kirasını aylık 2000 dolara kiraladınız. Dolar o zaman kaç liraydı? 2 liraydı. 2,5 liraydı. Şimdi 10 lira. Siz o zaman 5000 lira verdiğiniz şeye şimdi 20.000 lira verebilecek misiniz? Akdin uyarlanması diye hukukta bir şey var arkadaşlar. Akdin uyarlanması. Yani artık çekim olağanüstü şartlar sebebiyle bir sözleşme tarafları bakın taşınamaz hale gelmişse mahkemeye gidersin, onu günün şartlarına göre, emsale göre, piyasa şartlarına göre hakim onu düzeltir. Yeni şartlara uygun hale getirir. Bunu abdest uyarılması dedi. Hukukta vardır böyle bir şey. Bir başka şey daha söyleyeyim sorunuza binaen. Arkadaşlar, şu ana kadar bu ülkede devri sabık olmayacak ama kim bir haksızlık yapmışsa, kim görevini kasten kötüye kullanmışsa, kim kasten bir başkasının mağduriyetine sebep olmuşsa, hepsi adil mahkemelerin önünde hesabını verecek arkadaşlar. Bu hesaptan hiç kimse de kaçamaz, kaçmamalıdır. Davutoğlu ne dedi dört bakana? Madem masum olduğunu söylüyorsun, gidin yargılanın, gelin dedi. Kim engelledi onları? Tayyip Bey engelledi, gitmeyeceksin dedi. Mahkemeden niye korkuyorsun? Suçsuzsanız niye korkuyorsun? Elbette ki biz gerçekten adil mahkemelerde bu insanlar, suç işleyen insanlar, onlara şu anda tanınan bir takım hukuki korumaların hiçbir tanesi geçerli değil. Doğru değil. Zaman problemimiz var. Dolayısıyla bu insanlar, onlar yargılanacaklar, hesaplarını verecekler. Bu ülkenin kim ne çalmışsa o da geri oraya yani gelecek. Sizde bu paraları o zaman şöyle bir afaki durum olursa ödemeyi yapmayacaksınız. Ödeme yapmamak değil arkadaşlar. İnsanlar mesela şimdi o projeye karşısınız yani. Bakın bir kanal projesi. Kanal projesi. Yapış zaten karşıyız. Kanal İstanbul. Hiçbir şekilde tasvip edilebilecek bir proje değil. Gerek ekolojik olarak, gerek yani çocuklarımızın geleceği, İstanbul'un geleceği adına. Marmara Denizi'ni öldürecek bir projede artık bir sürü götürüsü olan, bir sürü ülkeye, İstanbul'a, vatandaşa, topluma zarar verecek olduğu ispatlanmış bilim adamlarının defaten anlattığı bir proje olmasına rağmen katkısı da yok. Durduracak mısınız yani? Bir avuç dengeli. Yani İstanbul projesini durduracak mısınız? Arkadaşlar proje yanlış bir proje, özür dilerim başkanım. Proje yanlış bir proje, başlansa bile yapılmaması gereken bir proje. Çünkü hakikaten İstanbul'u katledecek. Bizim parti programımızda Kanal İstanbul'la ilgili çok güzel bir raporumuz var arkadaşlar. Yani ne zaman yayınlandı? 2020'nin Şubat mıydı? Ocak ya da Şubat ayıydı. Sitede var. Yani her bakımdan incelendi, çok iyi çalışıldı. Proje vehamet bir projedir. İstanbul'a ve Türkiye'ye açık söylüyorum, ihanet projesidir. İhaneti başka yerde aramayın. İhanet burada. Bu ülkeye ihanet burada. 3-5 tane uluslararası zengine daha çok mal mülk sahibi yapmak, servet kazandırmak için İstanbul'un katline kimse müsaade edilemez. Allah korusun, basit bir şey soracağım. Bir tane deprem olsa İstanbul'da. 3 tane bu tarafta köprü var. 3 de öbür tarafta köprü var. Hadi bakayım bu hastaları, yaralıları, afetzedeleri dışarı taşın, dışarıdan da oraya yardım getirin bakın 9 tane köprüden. Gidenler ve çıkanlar sıkıştı köprüden, ne yapacaksın? Çok basit bir şey soruyorum. En güncel tehlike deprem oldu İstanbul'da, oraya insani yardımı nasıl ulaştıracaksınız? Oradaki ihtiyaç sahiplerini nasıl oradan çıkaracaksınız? Kanal açılıyor da. Yüzerek mi geçerek? Uçarak geçer. Ya şimdi bu İstanbul meselesi. Evet, Türkiye'de seçim ve her şeyle alakalı. Yani. Sizce Türkiye'de seçim, yani hep bahsedilen, sürekli de erken seçimden bahsediyor. Sonbahar, ilkbahar. İktidarda bir taraftan 2023 olacak. Ekstra bir şey olmayacak ama öyle istişareler sonucunda ucunda veya gelen yani biz erken seçim, baskın bir erken seçim olacağı şeklinde iddialar var. Sizin de böyle bir beklentiniz var mı? Tabii ki var, çünkü Devlet Bahçeli hükümeti. Yani Devlet Bahçeli, yani hükümete Cumhurbaşkanı ne söylersin, yarın sabah kapıda Devlet Bahçeli erken seçime gidiyoruz dediği an
bu ülke erken seçime gider. Bunu da hiç kimse önünde duramaz. Yani Devlet Bahçeli'nin bu gayri resmi ve hukuk dışı bana göre ittifaklığından nemalanması bittiği gün bu ittifakı bozar. Ve onu da çok yakın görüyoruz biz. Tabii o olmasa bile biz Türkiye'nin kötü yönetildiğini söylüyoruz. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla erken seçim Türkiye için bir çözümdür arkadaşlar. Vatandaş güvenebileceği yeni bir ekibe, mevcut ekibe güveniyorsa ona da tekrar ruhsat verebilir. Ama Türkiye şu an götürülemez bir ülkedir. Türkiye yönetilemez bir ülkedir. Bu bakımdan biz erken seçim istemek zorundayız. Ben sizi teyit etmek açısından şöyle söyleyeyim. Ben İlim Sanatlar Kurulu üyesiyim. Biz bu 2015 sürecinden sonra toplantılar yapılmıyor. 8-10 ayda bir periyodik bir imzayla geçiştiriliyor. Yani devletin yapılarının yeterince yürümediğiyle ilgili ifade. Bir de aslında şu konuda Nevşehir, biraz önce İstanbul'un görevden alınmasını bahsetmiştiniz. Aslında bu Nevşehir il olarak bu konuda mağdur. Aslında 5 yıl içerisinde 2 defa belediye başkanları darbe yapıldı. Yani bir nebzede o denebilir. Eğer bu insanlar hakikaten suçlu iseler, her ikisi için de söylüyorum, hukuk önünde bunlar hesap vermelilerdi. Eğer bunlar hakikaten suçsuz iseler niye görevden alındılar? Bence il örgütü olarak da partiniz burada bu konuların üzerinde daha etkili çalışabilirseniz iktidarı da daha katkı sağlayabiliriz. Darbeden çok çektik. Başta oraya darbe yapıldı yani. Davutoğlu'na darbe yapıldı. Partiden geliyor. Maalesef aslında demin söylediğimiz hani ülkede adaletin olmaması, hukukun ve kanunun işlememesinin örneklerinden birini Nevşehir olarak siz de yaşıyorsunuz. Yani bunu yaşayan illerden birisiniz. Hani artık öyle bir duruma geldi ki Doğu'da kayyum atanıyor, Doğu'da görevden alınıyor. Aynen böyle söylediğimiz şey şu, eğer hukuk varsa, eğer adalet varsa, bir suç ve suçlu varsa bunun yargılayıcısı, bunun karar vericisi, hükmedicisi ve cezalandırıcısı bir kişi olmaz. Mahkemeler olur. Ama hiçbir şekilde mahkemelere gidilmiyor, yargılanmıyor, sorulmuyor, hesap vesaire bedeller üretilmiyor. Direkt karar veriyor birisi, kendisine göre bir adalet sistemi işte, kendi o işte tek adam rejiminde ve bunu uyguluyor. Nevşehir bunu yaşadı. Nevşehir halkının da çok sevdiğini biliyoruz eski belediye başkanını. Güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Hala sosyal medya hesaplarında da onunla ilgili teveccühleri de görüyorum. Ben isterdim ki, çok takip edemedim bu süreçte ama Nevşehir halkı madem seviyor, bu aslında Rasim Aray'a yakın bu darbe değildir. Rasim Aray'ı seven, Rasim Aray'a oy vermiş olan herkesin iradesine yapılmış bir darbedir. Seçim yapıyorsun, insanların iradesini soruyorsun ve insanların iradesiyle aldıkları kararı kendi tek kişilik kararınla ilga ediyorsun. Bu olmaz, uygulanmaz ve bunu mutlaka tepki verilmesi. Bu bir haksızlıktır, bu bir hukuksuzluktur. Bu haksızlığın ya da hukuksuzluğun İstanbul'da yapılmış olması, Ağrı'da yapılmış olması, Siirt'te, Diyarbakır'da ya da Nevşehir'de yapılmış olması bunun hukuksuzluk olduğu gerçeği değiştirir. Daha önce İstanbul'da da belediye başkanları, AK Partili belediye başkanları görevden alındılar. Ve yerlerine meclis kararıyla işte tekrar tebliğ edilmiş, yukarıdan yine verilmiş isimler. Belediye başkanlığı yaptılar, seçildiler, oldular. Fakat Doğu'da kayyum atıyorsun, burada bunu yapıyorsun. Sonuç itibariyle adalet uygulamıyorsun. Sonuç itibariyle ben ne dersen o olur. Hani işte İstanbul'da dediği gibi, inadına dediği gibi karar verip uyguluyorsun diyorsun. Böyle diyorsan bu ülkede adalet bitmiştir, böyle diyorsan bu ülkede hukuk bitmiştir. Yaptığın seçimin de anlamı kalmamıştır. İnsanların özgür iradeleriyle verdikleri kararı saygın yoktur. O zaman seçimi niye yaptın? Bu kabul edilebilir bir davranış değildir. Bu ve bunun gibi pek çok davranış, gerek ekonomik veriler, gerek ülkenin genel itibariyle geldiği çerçeve, yani adaletsizliğin ayyuka çıkması, işsizliğin ayyuka çıkması, KYK mağdurları, EYT mağdurları, derken insanların tahammül edecek güçleri ve sınırları kalmadı. Özellikle son, demin dediğiniz gibi ifşalar, işte bir mafya liderinin yaptığı açıklamalar var. Bu herhalde bundan çok daha önceki yıllarda olmuş olsaydı, sadece o açıklamanın bir tanesi bir hükümetin istifa etmesi için yeterli gerekçe olurdu. Bir açıklama var, öyledir, böyledir, doğrudur. Bunu biz mecbur değiliz onu açıklamak ya da ispatlamak, durumunda değiliz. Genel Başkanımız her fırsatta da bununla ilgili açıklama yapıyor. Meclisin önüne gittik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne bununla ilgili açıklama yaptık.
dedi ki derhal meclise araştırma ve sızdırma komisyonu kurulmalıdır. Bu iddiaların gerçekliği mutlaka tespit edilmelidir. Demin dediniz ya hani duygular duymadılar işte genel başkanımızın arkasından çalıştığı ile ilgili yaptığı itirafı. Yani her şeyi, her sorunu görmezden, duymazdan gelerek sorunları çözemezsiniz. Sorunları yokmuş gibi davrandığınız zaman sorunlar yok olmuyorlar. Ve gerçekten artık bu erken seçim herhangi bir siyasi partinin kendi talebi değil, bu vatandaşın talebi. Siyasi partiler vatandaşın taleplerini dile getirmek demektirler. Biz de bunu yapıyoruz elbette. Çünkü yürümüyor gibi. Yani Eylül-Ekim gibi sürekli böyle bir şey var gibi kamuoyunda alttan böyle bir şey olsa. 2022 gibi geliyor bana. Tarih geldiriliyor. Siyasette 24 saat uzun. 2022 sonbahar. Cumhurbaşkanlığı kendi sonbahar. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili problemden dolayı şeyi tak ediyorum ben. Yani ondan önce olmaz. Ben de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi aslında dönemsel bazı periyotlar mevcut gelen iktidarları belli bir süre iktidarda tutuyor. Mesela 80'de Özal'ı Türk Telekom'un gelmesi, insanların alo diyebilmeleriyle beraber neredeyse 10 yıl hayatta iktidarda tutuyor. Aslında bunların mevcut iktidarın da şu anda bulunduğu süreç içerisinde işte özellikle hayatımıza ADSL'in gelmesi, yani internet üzerinden daha aktif, interaktif iletişimin artması, doğalgazın en ucu köşelere kadar, yani bu belki bir iktidarın direkt yaptığı bir şey değil, zaten devlet yatırımları çerçevesinde gelen bir şey ama insanların tabii ki yaşamlarına direkt olarak etki eden unsurlar. Bunlarla beraber bu iktidar belki de süresini daha da uzatarak 20 yıla yaklaşan bir sürece gitti. Ama şu an dünyada yeni bir trend var. Bu trendde yoğun globalleşen ve işsizlik ve genç nüfusun da en yoğun olduğu ülke Türkiye. Bu konuda şu an zaten biraz önce bahsettiğiniz TÜİK verileri de çok real ne yazık ki değil. Ama ben çevremizdeki unsurlardan da biliyorum ki işsizlik had safhada. Ve insanlar hep ve şu anda belli bir nesil, yani biz 80 veya 90'lı nesil artık ebeveynlerinin gelirleriyle neredeyse bir kısmı şey yapabilir halde. Bir de her ile bir üniversite, hatta İstanbul'da her semte bir üniversite ile beraber artık her şey o kadar çok ki biz avukat izlediniz. Google'a yazarsanız gelecekte olmayacak mesleklerin başında yer alıyor. Ve Erciyes Teknopark'ta Adalet Hanım diye bir program yazdılar. 23'ten bu tarafa bütün mahkeme kararlarını atladılar. Konumuzu girdiğiniz zaman örnek dilekçe atıyor. İsterseniz online dava açıyor. Yani avukatlığı bir mevzede şey, yani aslında bu mevzede siz tabii ki bir muhalefet gerçekleştireceksiniz ama mevcut iktidarın sanki bu değişim mevcut iktidarın sonunu getirecek gibi görünüyor. Yani bakın şu an Türkiye'de 150 bin avukat var. 83 bin tane hukuk fakültesinde öğrenci var. Bunların birkaç bini hakim savcılığı, içeri falan hepsi avukatlar gelecek. Sözünüzü kesiyorum. 2017'de bizim buradaki rektör, görevden alınan rektör bir toplantı yaptı, bir kahvaltıda hukuk fakültesi açtım dedi. Ben orada kendisine inşallah öğrenci alabilirsiniz dedim. 4 yıl geçti, hala öğrenci alamadılar. Şu anda Türkiye'de 136 tane hukuk fakültesi var. 143. Yok yok. Yani bendeki toplar o şekilde anlıyor. Ve arkadaşlar ekonomisi yok. Bu oturmuş ülkedeki azami avukatlı nüfus oranı 1000'de 1. Azami var. Yani 84 bin avukat olmasa biz bu kapı içinde 3'e kapılacağız. Bu sadece hukukta değil arkadaşlar. Şu anda ayakta kalan tek, duran tek meslek hekimlik. Yani birkaç yıl içinde hekimlik bir noktaya getirilir. Maalesef insanların, bakın bizim işte stajyerlerimiz var, ofiste çalışan diğer personel var. Yani çocuklar ortaokul mezunu, lise mezunu olarak iş yapabilir, çalışabilir, iş bulurken bu fakülte mezunu oluyor, o işi yapamıyor. Yani ister istemez yapamıyor. Ara eleman ihtiyacı bir şey kalmadı. Ve insanlar hakikaten yurt dışında başka yerlerde gelecek arıyorlar. Hem de yani bu fakülte, her yeri üniversite açmak, korkunç bir hamaset. Gençliğimizi maalesef mahvetti. İnsanların erken yaşta başka mesleklere yönelmeyi bıraktılar. Tabii ki biz Anadolu'yuz. Yani ben çoklu çocuklu bir çiftçi ailesinin çocuğuyum.
bizim için atlama nedir? Ekonomik, sosyal sınıf atlama, ancak okumakla mümkün. Şimdi tabii ülke gelir noktasında onurlu bir yaşamaya yetmediği için, gelirler ona yeterli şey sağlamadığı için maalesef insanlar eğitime zorluyor. Hukuk fakülteleri de en az yatırımla, en az hoca istihdamıyla en iyi para kazandıran fakülteler. O yüzden herkes hukuk çalışıyor. Yerele istersen yerelin sorunları nedir? Patates konusu nedir? Turizm nedir? Yani biz ondan uzaktan takip ediyorum. Yani Nevşehir'de gelip Boğaz yanında patates ekiyor çok iyi görüyorum. Peki efendim, bizim orası bir erken seçimde hazırlıksınızdır. Tabii inşallah. Ne hedefliyorsunuz? Özellikle Nevşehir'den ne bekliyorsunuz? Yani nasıl sunuyorsunuz? İkincisine gelince efendim koalisyon anlar. Şöyle, başkanım. Yani meclis büyük oranla biliyorsunuz. Daha hiç düşündük koalisyonunu. İlk seçim. Şimdi tabii Türkiye bir ittifaklar dönemine girdi. Ancak kimse bir ittifaka dahil olmak için parti kurmaz. Yani öyle bir niyeti varsa Davutoğlu giderdi. Kendisine yakın, kimi uygun görüyorsa onun yanında genel başkan yardımcısı olur veya onunla beraber siyaset yapabilirdi. Ya da kendi partisi tercih etmezdi. Ama Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı var. Yeni bir ekibe ihtiyacı var. Türkiye'de demin dedik ya kutuplaşmayı reddeden, hakikaten her türlü partiye rağmen kucaklaşabilen yeni bir siyasetle ekibin gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin başka çözümü yok. Elbette ki ehliyet ve liyakattir bu işin aslı. Biz Gelecek Partisi olarak hemen her alanda çok güçlü bir ekibimiz olduğuna inanıyoruz. Ben 3-4 tane Adalet Bakanı'na bizde çalışmış biri olarak söylüyorum. Yani kendimiz anlamını söylemiyorum. Yani maalesef Türkiye iyi idare edilmiyor hala. Yani sadece şey dedik, işte Turizm Bakanı'nın bir günümüzü İstanbul'un işgalinden bahsedecek kadar kopmuş. Adam Yunanistan'a çalıştığı için Yunanlı gözüyle bakıyor herhalde bütün her şeye. Ama Kültür Bakanı aynı zamanda şahıs, turizmciden Kültür Bakanı çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ekonomi malum çok güçlü bir bakanımız vardı, sessiz sedasız bir sosyal medya şeyle çekti gitti, hesabını soruyor kimse yok. Peki efendim çözüm reçetesi var mı? Çözüm reçetesi var işte demin dedik ya, bir kere gerçek bir demokrasidir. Sivil bir anayasa, ehliyet ve liyakat, topluma derdimizi iyi anlatabilmek. Yani vatandaş şu an mevcut partilerinden sadece AK Parti'den kopmuş %18'lik bir oy var arkadaşlar. Diğer partilerle beraber kapıdazınızda 12'lik orada bir kopmuş oy var. Yani bunlar yeni bir siyaset arayışı içerisinde sığınabilecekleri, güvenebilecekleri bir ekip arıyorlar. Gelecek Partisi bu %30'a bir kere peşinen tarih. Ama Türkiye'nin yarın seçim kasma haline geldiğinde İttifaklar nasıl oluşur, nasıl kurulur, o gün tartışacak bir konu. Biz, kırmızı çizgimiz var mı? Bizim Türkiye'de bir kırmızı çizgimiz yok. Herhangi bir kişiye karşı bir şeyimiz de yok. Yani meşru siyaset konusunda çaba gösteren herkesle biz şu anda iş birliğini açırız zaten. İttifaklar konusu şu an bizim gündemimizde değil. Biz Gelecek Partisi'ni topluma anlatmaya, teşkilatlarımızı tamamlamaya, kongrelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Sizler üzerinden de vatandaşlarımıza doğru mesaj ulaştırarak destek almaya çalışıyoruz. İnşallah ben Gelecek Partisi'nin Türkiye'de siyasi dengede çok ciddi manada etkileyeceğini, değiştireceğini yüreklerine inanıyorum. Başından itibaren Sayın Davutoğlu başta olmak üzere diyelim. Hakikaten çok büyük bir ilmi, siyasi ve devlet tecrübesi var. Ekip çok güzel, uyumlu. Etnik ve ideolojik herhangi bir bagajımız, angajmanımız yok elhamdülillah. Biz bütün Türkiye'deki herkesin vatandaşla Türkiye'yi beraber yönetmeye talibiz. Bunu da başaracağımızı yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu konuda hazırlanmış bir basın bildiriniz var mı? Yoksa biz şükranımıza göre mi? Bildirim hazırlamadık ama bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili, yani işte ekonomide gelecek modelimiz var, güçlendiğimiz parlaklıklarla ilgili dokumanlarımız var. Onlara web sitemizde ulaşabileceğiniz gibi isterseniz bizi aynı etenlerden ne bir başkanımızı bu konuyla ilgili bir basın açıklaması gönderirseniz onu yoksa biz kendi yorumumuzu her yerde aynı sorular gelmeyecektir. Tamam, çok teşekkür ederim efendim. Aslında yerel medya bu hani meclis sistemin bazı konularda daha hızlı karar alabileceği söylenmişti. Yıllardır yerel medyada özellikle gazetelere verilen
ilanlardan dolayı bir kaynaklar var. Ben Kültür Bakanlığı nezdinde 5 tane meslek birliği var. MİYOK, MESA, MİYOK, MESG, RATE. Ben RATE'nin 41 kurucu üyesinden biriyim. Şu anda da bilim kurucu üyesi, bilim kurucu başkanıyım aynı zamanda. Türkiye'deki tüm yerel radyoları cep telefonuna taşıdım. Radyosfer isimdeki bir uygulamayla, yani sadece bulundukları yerinde değil, artık dünyanın her yerinde cep telefonu üzerinden dinleyebiliyorlar. Sizin uygulamayı hepimiz indirelim. Hem de destek olursa hem de Türkiye'yi dinleyebiliriz. Tabii ki. Aynı zamanda biz bu konuda yani gazetelere verilen bu kaynakları, internet siteleri, radyolar, hatta radyoların yerel müziklerin gelişmesi açısından da değerli olacağını düşünerek bunlara verilmesi için aslında bir kanun teklifi hazırlıyoruz zaten olarak ve bunu Kültür Bakanlığı'na da verdik ama bekletiyorlar. Yani aslında bu hem de siz sizin için de bir dikkat olursa gelecek süreçte, çünkü bakın bir Neşet Ertaş artık neredeyse yetişmiyor. Hep yöremizin usulları. Ben de onun usullarım. Boğaz Mahmur'un deyince komşu sınıfımız. Şeyle ilgili yani yerel kültürün, özellikle müzik kültürünün yaşaması için radyolar hayatımız aslında çok değerli, çok önemli. Bunun daha da öne çıkartılabilir. Ve kaynakların yani zaten bir kaynak kullanılıyor ama en azından doğru noktada kullanılsın. Ve genel medyanın iktidar tarafından manipüle edildiği, kontrol altına alındığı, o eskiler kişilerin söyleyecekleri sözlerin hatta bunların kurduğu soruları bile ambargoya tabi oluyor. Aslında yerel medyanın bence çok daha fazla ortaya çıktı. Sizler de bir kültürü daha bir şey tahmin ediyorsunuz. Bütün Türkiye'de böyle, onun için hem radyoların hem de yerel medyanın çok daha fazla beslenmesi gerektiğini. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.